yemeği her zaman olduğu gibi tatlımız. Tatlılar Osmanlı mutfağında en az pilav ve et kadar önemlidir. Tatlısız bir Osmanlı sofrası düşünülemez. Günlük yemeklerde bile sofradan tatlı yenilmeden kalkılmaz. İşte Osmanlı usulü kara kız tatlısı da Osmanlı yemek kültürüne ait tatlılardan. Tadı ve görüntüsü brownie diye de bilinen ıslak keki andırıyor. Tatlımız kara kız adını ise kakao ile kararan kekin renginden alıyor elbette. Hadi başlayalım. Evet, kek için ilk önce margarini ve 5 adet yumurtayı kasenin içine aktarıyorum. Margarin biraz yumuşayana kadar çırpıyorum. Daha sonra ununu, kabartma tozunu, kakaoyu ilave ediyorum. Ve daha önceden yağladığım kek kalıbımın içine hamurumu koyuyorum. Eşit bir şekilde dağılması için hafif sallıyorum. Ve 170 derece fırına koyuyorum. 25 dakika pişiriyorum. Muhallebisi için bir tencerenin içine un, pirinç unu, şeker ve sütü ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üstüne alıp koyu kıvamı alana dek karıştırıyorum. Tenceremin altını kısıyorum. Kremanın altı tutmaması için aynı yönde hızlı bir şekilde çeviriyorum. Tenceremin altını kapatıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum. Kek pişti. Daha önceden hazırladığım şerbeti kekin üstüne döküyorum. Kalıbından çıkartıyorum. Bir 10 dakika kadar soğutup servis tabağına alıp muhallebisinin üstüne koyacağım. Evet, hazırladığım muhallebiyi de kremasını kekin üzerine sürüyorum. Kreması yanlardan akabilir. Hem görüntü olarak hem de kremanın bolluğu keke tat verecektir. Daha önceden yine hazırladığım badem ve antep fıstığını kekin üstüne serpiyorum ve servise sunuyoruz. Afiyet olsun. Bugün sizler için Sultan Mahmut çorbası, Davut Paşa köftesi ve kara kız tatlısı yaptık. Sofralarınızdan bereket hiç eksik olmasın. Afiyet olsun. Hadi sofraya buyurun.